hemen hızlı bir şekilde devam edelim. Palo Alto kıdemli müşteri yöneticisi Sayın Özben Miçoğulları'nı şimdi güçlü alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Buyurunuz, hoş geldiniz. Merhabalar, günaydın. Hoş geldiniz. Uyandık mı? Hala bir uyku var mı üzerimizde? Nasıl? Bu sunum yaklaşık 13 dakika sürüyor. Nereden biliyorum derseniz, sizin yaptığınız bir şeyi, sizin birazdan muhtemelen yapacağınız şeyi ben evde yaptım. Dedim ki, düne kadar hazırlanamamıştım sunuma. Dedim ki, bir slaytlara bakayım. Ne kadar sürüyor? Biraz da böyle hazırlık yapayım. Sonra buna bakarken dedim ki ben bunu Zoom'a kaydedeyim. Zoom'a kaydettim kendi yaptığım sunumu. Zoom'a kaydederken fark ettim ki 13 dakika sürüyor. Sonra dedim ki bunu bir izleyeyim. Bir kendimin nasıl göründüğüne bakayım. İlk izleyişim güzel. Notlarımı aldım. İkinci izleyişte telefona bir uyarı geldi. Sonra beyefendi gibi ben de hemen telefona baktım. Kendi sunumumu izlerken telefona baktım. İnsan kendisini bile 2-3 sunumdan sonra dinleyememeye başlayabiliyor. O yüzden anlıyorum, dalabilirsiniz, uyarılar gelebilir telefonlara, bir canınız kahve su isteyebilir. Mümkün olduğu kadar hızlı toparlamaya çalışacağım. Adım Özben Miçoğulları, Palo Alto Networks'te çalışıyorum, Named Account Manager olarak. Bugünkü konumuz yapay zeka, siber güvenlik ve bunlar nasıl bir araya geliyor? Sunumumuzun başlığı aslında sizin bugünlerde çok duyduğunuz bir şey, ChatGPT. ChatGPT aslında bugünlerde çok hayatımıza girdi. Peki yeni bir şey mi yapay zeka? Önce bununla başlayalım. Cahit Arf'ı duyanlar el kaldırabilir mi? Cahit Arf. Evet, çoğunluk duymuş. Siz söyler misiniz Cahit Arf kimdir? Biliyor musunuz? Matematikçi oradan geldi. Cahit Arf bizim dünyaca ünlü bir matematikçimiz. 10 liranın üzerinde mi vardı? 10 liranın üzerinde Cahit Arf var. Yani üzerinde 10 lira olan varsa çıkarıp bakabilir. Dünyada geçerli bir yani matematik denklemi Arf denklemi olarak biliniyor yanlış bilmiyorsam. Cahit Arf Erzurum'da 1959 yılında yapay zeka ile ilgili kongre yapmış arkadaşlar. 64 yıl önce. 64 yıl önce Cahit Arf'ın Erzurum'da kongre yaptığı konuda biz 2023 yılında aslında hayatımıza girdiğini görüyoruz. Bu niye bu kadar gecikti? Bunu konuşmamız lazım önce. 1956'da ilk kongreler toplanmaya başlıyor dünyada. Cahit Arf'ın kongresi 1959'da ama pratik bir anlamı yok bugüne kadar. Pratik bir yere gelemiyor. Bunun sebebini bir konuşmamız lazım. Bu neden böyle dediğimiz zaman aslında ilk karşımıza çıkan şey verinin tipi. Bizim makineyi eğitecek, öğretecek verimiz yoktu yeterince. 90'lar, 2000'ler, internetin yayılması, .com, buralara gelmeden önce bizim yapay zekayı eğitecek bir verimiz yoktu. Zaten CPU power'ımız çok iyi değildi. Bunların ikisi bir araya gelince biz bugün aslında pratik hayatta bizi gerçekten işimize yarayacak ChatGPT gibi, GPT-3, GPT-4 gibi bizim işimize yarayacak tool'lar kullanabilmeye başladık. Tamamdır. Biraz patlıyormuş galiba. Şimdi daha iyi mi arkadan? Teşekkür ederim bu yarı için. Şimdi ChatGPT hayatımıza girdi ve biz düşünüyoruz ki siber güvenlikte ChatGPT siber güvenliğin başına gelen en iyi şey. Sebebi şu, biz Palo Alto Networks olarak nasıl yapay zeka algoritmalarda 1950'lerden beri varsa biz Palo Alto Networks olarak 10 yıldan uzun süredir aslında yazılımlarımızda yapay zekayı, machine learning'i kullanıyoruz. Ama bugüne kadar bize bunu hiç kimse sormuyordu. Artık sormaya başladılar. Bunun siber güvenlikte yapay zekanın daha çok kullanılmaya başlamasına sebep olacağını düşünüyoruz. Bunun daha çok sorulmasından da çok memnunuz. Peki, az önce veriden bahsettik. Verinin AI'da verimli olması için 3 C's of data dediğimiz özelliklere sahip olması lazım. Ekranda gördüğünüz. Complete, consistent ve correct olması lazım verinin. Biz bugüne kadar verimiz complete, consistent ve correct olmadığı için 1950'lerden beri yapay zekayı verimli kullanamıyorduk.
complete olmasının üzerinde durmak istiyorum verinin. Verinin complete olması demek aslında sizin veriyi mümkün olan maksimum yerden toplayıp bir araya getirmeniz ve bundan bir anlam çıkarmanız demek. Yani siber güvenlikten örnek vermek gerekirse, birazdan da bahsedeceğiz, ortalama bir firmanın 30, 40, 50 hatta 100 tane siber güvenlik ürünü var. Bunların verisini nasıl bir araya getireceksiniz? Bunların verisini bir araya getirmek çok kolay değil. Sizin network'ten de, endpoint'ten de, DSCP'den de, DNS'ten de mümkün olan maksimum yerden veri almanız lazım ki bu veri complete olsun. Sonra burada bir analytics çalıştıralım. Burada bir machine learning, AI çalıştıralım. Dolayısıyla verinin complete olmasının üzerine biraz basmak istiyorum. Peki ne var sırada? Hans Moravec diye bir adam yapay zekanın nerelere ulaştığını anlatmak için bir illüstrasyon yapmış. Bu illüstrasyonda suların olduğu yerler, yapay zekanın ulaştığı yerler. Sular giderek yükseliyor. Buradan iklim krizine de dokunmuş olalım. Sular giderek yükseliyor ve bu sefer suların yükselmesi o kadar da kötü bir şey değil. Sular yükseliyor. Bu şu demek, makineler insanın zekasına bazı alanlarda erişiyor. Yani her alanda değil bugün. Ama satrançta bizi yendi makineler. Go'da bizi yendi. Bizim yerimize yatırım yapıyor artık. Bizden daha iyi yatırım konusunda. Dolayısıyla makinelerin bizden daha iyi yapabileceği bazı şeyler var. Buralar mavi alanlar, suların ulaştığı alanlar. Bu su giderek yükseliyor. Ovalar var. En yukarıda da science ve art var gördüğünüz gibi. Ama buraya da bir noktada ulaşacağını düşünüyoruz makinelerin gücünün. Peki kırmızıyla bir yer var. AI design. Makinelerin AI design yapması. Bunun niye kırmızı olduğunu bilen var mı? Şöyle sorayım. Bir fikri olan var mı? Niye AI design'ı kırmızı yazmış olabiliriz buraya? Niye bu kadar önemli? Yok galiba yorum yapmak isteyen. Ben anlatıyorum. AI design'ı bir makine eğer bir AI design edebilirse bizim artık beklentimiz bir zeka patlaması. Zeka karmaşık hedeflere ulaşma olarak tanımlanıyor. Eğer bir AI başka bir AI'yı tasarlayabilecek noktaya gelirse bundan sonra artık insanın işin içine girmesine gerek kalmamasından bahsediyoruz. Bu da bir zeka patlamasına yönlendirecek bizi. Peki bir de Artificial General Intelligence'dan bahsedelim. Artificial General Intelligence yapay genel zekada tüm bu alanlarda yapay zekanın bizi geçmesi demek. O andan itibaren yapay zeka sadece bazı alanlarda değil, tüm alanlarda insanı geçmiş oluyor. Şimdi bu tanımları yaptık, devam edelim. Analistler ne diyor? Gartner ne diyor? Forrester ne diyor? Bunlara bakacağız. Gartner diyor ki, yapay zeka hayatımızın birçok alanında çok hızlı ilerleyecek önümüzdeki 2 ila 5 sene içinde. Bunların örneklerini zaten ekranda görüyorsunuz. Belki zaten fotoğraflarını çekeceksiniz. Ama yapay genel zekaya, Artificial General Intelligence'a ulaşmamız 10 seneden fazla sürecek. Beklentimiz bu yönde. Dolayısıyla bazı alanlarda hala yapay zeka bizim gerimizde kalacak. Önümüzdeki 10 senede bile. Gartner'ın beklentisi bu. Peki geçelim. Forrester'ın bazı prediction'ları var. Ama benim için en kritiği şu. Beni biraz enteresan hissettiren. Ben Boğaziçi mezunuyum. Boğaziçi'nden her sene bilgisayar mühendisliğinden bir arkadaşıma mentörlük yapıyorum. Bugüne kadar hep onlara şunu anlattım. Bizim gibi ülkelerin, şirketlerin, insanların geleceği yazılımda dedim. Ve yazılım dünyasına yönlendirdim onları hep. Bugün Forrester diyor ki Turing Bots 2023 yılında çok uzakta değil. Yazılımların ve testlerin, kodlamaların ve testlerin %10'unu yapacak diyor. Dolayısıyla aslında coding de bir yere kadar bizim elimizden alınmaya başlıyor. Ne zaman bize gerek kalmaz kod yazmada daha bunu bilmiyorum ama. %10'u 2023 yılı içinde Forrester'a göre Turing Bots tarafından yapılacak. Peki hangi alanlarda uygulamaları var? Buna bakalım. Yani sol tarafta siber güvenliği görüyorsunuz. Siber güvenlik alanlarını, attack prioritization, attack detection, attack prevention, attack prioritization tarafları. Yukarıda da vertical'ları görüyorsunuz. Aslında her vertical'da aşağı yukarı bir uygulaması var yapay zekanın. Kimisinde daha az, kimisinde daha fazla. Hepsinde aşağı yukarı bir yapay zeka uygulaması var siber güvenlikte. Dolayısıyla ciddi bir, hani bu heat map'e detaylı bakmanıza gerek yok ama zaten giderek rengin koyulaşmasından şunu anlayabilirsiniz. Yapay zekanın siber güvenlikte çok önemli bir yeri var. Bu da bir Gartner raporu.
Peki, şimdi yapay zekadan bahsettik, bir alt yapı oluşturduk. Biraz Palo Alto'dan bahsedelim. Biraz Palo Alto ile ilgili konuşalım istiyorum. Şimdi Palo Alto Networks övelim diyeyim birkaç slide. Ondan sonra bunların ikisini bir araya getirelim. Palo Alto Networks dünyanın en büyük siber güvenlik firması bugün itibariyle. Üstüne basmak istediğim şey, emphasize etmek istediğim kısım, dünyanın en büyük firewall firması değil. Dünyanın en büyük siber güvenlik firması Palo Alto Networks bugün itibariyle. Geçen sene %40'ın üzerinde büyüdü. Bunun ne anlama geldiğini birazdan konuşmamız lazım. Palo Alto Networks'un nasıl büyüdüğüne 3 sene önce versus şimdi gibi bakarsak, 3 sene önce 2 milyar dolar ciro yapmış, geçen sene 5,5 milyar dolar ciro yapmış. Ben Palo Alto Networks'a 3 sene önce girdiğimde Palo Alto Networks'un 5,000 çalışanı varmış, bugün 12,000 çalışanı var. Ve en önemlisi, Palo Alto Networks bundan 3 sene önce sadece Next Generation Firewall alanında liderken, 3-4 sene önce, bugün 11 farklı alanda lider siber güvenlikte. Bunun bir anlamı var. Burada bir yerlere dokunmamız lazım. Şu ekranda gördüğünüzün ne olduğuyla ilgili fikri olan var mı? Buyurun. Tekrar. Bu ekranın ne anlama geldiği hakkında bir fikri olan var mı? Tekrar sorayım. Dünya üzerindeki tüm güvenlik ürünleri. Teşekkür ederim. Şimdi düşünün ki siber güvenlik ne kadar fragmente bir pazar. Siber güvenlikte her yeni çıkan probleme, her yeni düşünülen probleme yeni bir şirket çıkıyor. Ama bu çok sürdürülebilir değil. Yani biz bugün ortalama bir şirketin 30, 40, 50 hatta bazı şirketlerin Avrupa'da, Amerika'da 100'ün üzerinde siber güvenlik ürünüyle çalıştığını biliyoruz. Ama az önce verinin complete olmasından bahsetmiştik yapay zeka olarak. Bu nasıl olacak? Biz yapay zekayı her bir üründe, her bir data lake'te ayrı ayrı mı kullanacağız? Biz diyoruz ki Palo Alto Networks olarak, biz konsolide etmek için buradayız. Palo Alto Networks bu, dün 3 sene önce tek alanda liderken, bugün 11 alanda lider, önümüzdeki 2-3 sene içinde 13 alanda lider olmayı hedefliyor. Ve bunların hepsini konsolide etmek, bir araya getirmek istiyor. Dolayısıyla bizim aslında size vermek istediğimiz örneklerden bir tanesi, hikayelerden bir tanesi bu. Verinin complete olmadan, veriyi complete etmeden varabileceğiniz yapay zeka eğitimi 1950'lerde, machine learning 1950'lerde olan gibi oluyor. Yapay zekayı kullanmak için sizin complete bir veriye ihtiyacınız var ve bunun için size konsolidasyon öneriyorum. Son 1-2 slide göstereceğim. Ondan sonra da bugünü kapatacağız. Palo Alto Networks'un lider olduğu bazı alanları ekranda görüyorsunuz. Next Generation Firewall zaten biliyorsunuz. SOAR, Türkiye'de yapılan SOAR projelerinin çoğunu biz yapıyoruz. Türkiye'de yapılan, dünyada yapılan DevSecOps projelerinin çoğunu biz yapıyoruz. Palo Alto Networks, Secure Access Services alanında Gartner'da 3 alanda da lider olan, hem ZTNA'de, hem Firewall'da, hem SD-WAN'da lider olan tek firma. Dolayısıyla biz müşterilerimizin siber güvenlik tarafındaki konsolidasyonunu sağlayarak hem bunu daha rahat yönetmelerini sağlıyoruz, hem de verileri bir araya toplayarak aslında yapay zekanın çok daha verimli kullanılmasını sağlıyoruz. Benim için özet bu kadardı. Sabrınız için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Özben Miçoğulları, sabır ne demek, büyük değer kattınız, sağolunuz. Alkışlarla uğurluyoruz kendisini.